oldu. Artık benim de bir rüzgar gülüm var. Nereye koysam acaba? Hah, buldum. Böyle çok güzel oldu. Bir tane daha. İnsanlar neden çöplerini nehre atarlar hiç anlamıyorum. Çöp kutusuna kadar taşımak zor bir şey değil ki. Üstelik camlar çöp bile değildir. Onları cam atık kutusuna atmak gerekir. Ha, Kaptan Pengu, suya bak. Nehrin rengi değişiyor. Sanırım biri suyu kirletiyor. Ha, biz nehri temizlemeye çalışırken başkaları kirletiyor. Kim kirletiyor? Gidip bakalım hemen. Mandalina, acaba suya çamurlu mu girdin? Hayır dostum. Bugün sinekler peşimi bıraktı neyse ki. O zaman su neden kahverengi? Mis gibi pırıl pırıl suyum. Tertemiz değilim. Nehrimi kirletmişler. Su benim her şeyim. Aa, suyumu kimler kirletiyor şimdi? Bu da mı gelecekti başıma? Aa, yazık bana. Su daha fazla kirlenmeden bunu yapanı bulmalıyız. Su elçileri, iş başına. Sıcak ve puslu bir gündü. Su elçileri suyu kirleten kişiyi bulmak için yola çıkmıştı. Mandalina. Dedi misket. Ve o da bu durumdan hiç hoşnut değildi. Bir insan neden nehri kirletsin ki diye düşünmekten kendini alamıyordu. Mandalina. Ve bu onu daha çok öfkelendiriyordu. Çiçekler solmuş. Nehri kirleteni bulamazsak bundan herkes zarar görecek. Nehir kirlenirse ormandakiler yaşayamaz. Balıklar! Bakın, suyu onlar kirletiyor. Suya ne döktünüz? Çabuk söyleyin. Biz bir şey dökmedik. Sizi gördüm. O kovanın içinde ne vardı? Balıklar nehirde yaşıyor Mandalina. Suyu neden kirletsinler? İnsanlar da dünyada yaşıyor ama bazıları doğayı kirletiyor değil mi? Çabuk konuşun. Durun. Biz suda nefes alamayınca buraya çıktık. Yanımıza temiz su almıştık ama hepsi bitti. Çok teşekkür ederiz. Şimdi anlatın. Neler oldu? Kirli su yukarıdan geliyor. Çok yukarıdan. Suda yaşayan ve sudan beslenen her canlı perişan halde. Bize yardım edin. Gördün mü? Nehri kirleten onlar değilmiş. Galiba biraz aceleci davrandım. Özür dilerim balıklar. Ama suyumuzu her kim kirletiyorsa beni çok üzdü. Bizi de, bizi de. Nehir kirlenmiş, nehir kirlenmiş. Ben de sizi arıyordum. Kirli su fabrikadan geliyor. Kullandıkları su temizlenmeden nehre karışıyor. İnsanlar sorunu düzeltmeye çalışıyorlar. Gidip biz de bakalım. Ne kadar büyük. Benden bile büyük. Pelik, sen içeri girip insanların ne konuştuğunu öğren. Bakalım sorunun nerede olduğunu bulabilmişler mi? Misket, oksijen tüpün var mı? Pengosu çok kirli. Girmemelisin dostum. Biliyorum ama başka çarem yok. Hadi tüpü ver. Çok dikkatli ol. Umarım bir şey olmaz. Eskiden bu suya bakınca kendimi görürdüm. Acaba yine görebilecek miyim? Su temizlenince göreceksin dostum. Doğa kendini yeniler. Yeter ki bu şansı ona verelim. Ona iyi davranalım ve onu koruyalım. Kaptan Pengu, iyi misin? Ben iyiyim de sorunumuz büyük.
Borulardan biri patlamış. Onu hemen onarmalıyız ama benim gücüm yetmedi. Ben yaparım. Beni bekleyin. Mandalina dur. Mandalina şimdi burada olsa... Oo, beklemekten sıkıldım. Yazık bana derdi. Bakın su temiz akmaya başladı. Başardı. Mandalina başardı. Yaşasın. Suyumuza kavuştuk. Evet, temiz su artık var. Mandalina başardın. Patlamış boruları geçici olarak birleştirdim. İnsanlar gelince de onlara görünmeden çıktım. Galiba boruyu tamamen tamir ettiler. Böylece su temiz akmaya başladı. Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Suyla yaşa çok yaşa, suyla yaşa çok yaşa. Suyla yaşa çok yaşa, suyla yaşa çok yaşa. Yaşasın, suyumuz tertemiz oldu. Temiz su gibisi yok. Rüzgar gülümü gördün mü Kaptan Pengu? Nereye koyduğumu bulamıyorum. Hayır dostum, görmedim. Mandalina. Bu senin galiba. Balıklar, rüzgar gülümü bulmuşsunuz. Çok teşekkür ederim. Sen yuvamızı tertemiz yaptın. Biz de rüzgar gülünü bulduk. Her şey için biz teşekkür ederiz. Hoşça kal. Ben de teşekkür ederim. Güle güle. İşte şimdi oldu. Suyum tertemiz, rüzgar gülüm yanımda. Mutlu. Mandalina çok mutlu. Kaptanın seyir defteri. Dostlarım, suyun kirlenmesi doğadaki bütün canlıları etkiler. Unutmayın, bütün canlıların yaşamak için temiz suya ihtiyacı vardır.